325 liraya çıktı. Ramazan'da geliyor. Pide, pideye zaten bir yıl içinde yüzde 66 zam gelmişti. Fırıncılar için maliyeti yüzde 300'ü aştı. Gelen zam, maliyete gelen zam. Hal böyle olunca fırınların önünde eskisi gibi Ramazan pidesi kuyruğu oluşmayacak bu Ramazan'da. Biz pideyi konuşarak başlayalım bu bölüme. Bu sene Ramazan nasıl geçecek? Valla çok zor. Pazara gittim berbat yani. 30 liradan aşağı bir şey yok. Pazardan dönen elindeki son bozuklukla fırına girdi. Her gün eriyen alım gücüyle karşılayacak bu sene Ramazan'ı dar gelirli. İftar sofrasının vazgeçilmezi Ramazan pidesini alırken defalarca düşünecek. İki kere, üç kere, beş kere ne düşüneceğiz. Ramazan geliyor millet sevini, kim üzülüyor, kim ağlıyor ne olacak diye. Fırınlar son hazırlığını tamamladı. Bir hafta sonra ilk pideler fırından sıcak sıcak çıkacak. Ancak geçen yıla göre %66 zamlı çıkacak Ramazan pidesi. Maliyetler sebebiyle tüketici bu yıl Ramazan pidesini de zor koyacak iftar sofrasına. Son iki yıldan bu yana hem pandemiden dolayı fırınlarda, Ramazanlarda pide satışları çok 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 düştü. İşte kuyruk olmadı, insanlar sıcak pide alamadı. Şimdi de artan yüksek maliyetlerden dolayı Ramazanlarda eski kuyrukları görmek mümkün değil. Fırıncılar da o eski pide kuyruklarını beklemiyor artık. İstanbul'da 330 gram sade pide 6 liradan satılacak. 2019 ve 2020 yılında 350 gram pide 3 liradan satılmıştı. 2021'de gramajla birlikte fiyat arttı 4 lira oldu. Bu sene hem fiyat arttı hem de gramaj düştü. Yumurtalı susamlı pide de fiyat daha da yüksek. 330 gram susamsız sade pide 6 TL. 330 gram yumurtalı Susamlı pide 7,5 TL olarak taban fiyatı olarak belirlendi. Pide bir yılda %66 zamlandı ama başta un olmak üzere maya, yumurta, susam fiyatları 3 katına çıktı. Şimdi geçen Ramazan'da 135-140 bandında un alıyorduk maksimum olarak. Şimdi 370-380 TL civarında yani yaklaşık un maliyeti son bir yıl içerisinde %300 arttı susam mesela susam fiyatları şöyle söyleyeyim %500 arttı 1-2 yıl içerisinde korkunç arttı. Geçen yıl kilosu 13 lira civarında olan susam 50 liraya çıktı. Un çuvalı 140 liradan 380 liraya yükseldi. Geçen Ramazan 70 lira olan maya 270 lira oldu. Maya ki şöyle söyleyeyim belki de Türkiye'de zam şampiyonu mayadır. Geçen yıl tanesi 50 kuruş olan yumurta 2 liraya çıktı. Eee. Fırıncılar bu maliyetle pide üretmenin mümkün olmadığını söylüyor. E, belirlenen pide fiyatları e, maliyetin çok 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 altında. Çok 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 altında. E, yani bu fiyatlardan aslında pide e, üretip satmak, e, para kazanmak mümkün değil. Fırıncı için fiyatı maliyetin altında, tüketici için bütçenin çok üstünde. Bak. 50 lira. Ya Pide yok diyor. Pide yok ekmeği zor buluyorum ben. Pideyi nerede bulayım? Aldı başına gidiyor. Güzelim ülkemizin toprakları ziyan zebil oldu. Kapandı gitti. Biz dış devletten ihracat yapa yapa geldik bu halimize. Bizim sonumuz ne olacak? Allah yar ve yardımcımız olsun. İzleyicilerimizdendir Mustafa Okan diyor ki 20 yıldır böyle bir zam furyası görmedik en az 20 yıldır şu ana kadar ara mallara ana mallara ham maddeye öyle zamlar geldi ki insanın aklını başından alıyor maalesef e, her tür alım gücünü etkilemekle kalmayıp kökten değiştirecek tahrip edecek bir sürece girmiş durumdayız. Önce kabul etmiyorlardı. Şimdi durumu kabul ediyorlar. Bürokratlara fatura çıkarılıyor. İlk benim de söyledim. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü görevden alındı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü geride bıraktığımız hafta biz zam yaptık kırmızı ete çünkü kuyruk çok uzayıp gitmişti kurumun önünde diye bir açıklama yapmıştı hatırlarsınız. Vicdan sahibi, aklı başında olup biteni değerlendiren, ideolojik yaklaşmayan, at gözlüğüyle bakmayan herkes durumun farkında. Kimi gereğini yapıyor, kimi yapmıyor. Bir istifa var AKP'den. Önemli bir istifa. Amine Cansu Kaba. AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi hem de zehir zemberek bir istifa mektubu yazarak partisinden ayrıldı. Dedi ki 19 yaşımda vatanım ve milletim için büyük ideallerle adım attığım partimden ayrılma sebeplerim. Adaletten uzaklaşma, zaman içinde insanların itibarsızlaştırılması, makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği, başta gençlik olmak üzere umudun yok edilmesine kadar giden bu yolda vicdanları yaralayan ve bu kadar da olmaz dediğimiz yanlışlardır. Kamuoyuna saygıyla duyururum diyor. Mahalle Kadın Kolları Yönetiminden geliyor AKP'de. Üsküdar Kadın Kolları Yöneticiliği, ilçe başkan yardımcılığı yapmış. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi seçilmiş. Benden buraya kadar dedi istifa etti onu söyleyeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir haber daha vereyim. Her türlü engellemeye rağmen biz görev yapmaya, İstanbulluya hizmet etmeye devam edeceğiz diyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Atatürk Havalimanı'nın heba edilmesine de izin vermeyeceğiz diyor. Bu sözleri çok önemsiyorum. İstanbul'un 3 havalimanını birbirine bağlayacak bir projeden Hızray projesinden bahsetti bugün İmamoğlu. Bir dinleyelim. 100 kilometre saat ortalama hızla yolculukların gerçekleşeceği bu ekspres hattımız sade İstanbul'u bir uçtan bir uca bağlamayacak. Aynı zamanda İstanbul'un üç havalimanını da birbirine bağlamış olacak. Bu kadim şehrin tüm raylı sistem hatlarını birbirine mükemmel bağlayan, trafiği de son derece rahatlatan bu proje İstanbulluların yaşam kalitesi için kesinlikle bir yıldız projesidir. Ön projemiz ve fizibilitemiz hazırdır. Yaklaşık 6 milyar dolara mal olacak olan bu projenin ihale hazırlık dokümanlarını da yıl sonuna kadar hazır edeceğiz. İnşallah yakın zamanda da bu projenin lansmanını fizibiliteleriyle beraber sizlerle buluşturacağız. Bu arada önemli ifade etmek isterim ki biz Eninde sonunda Atatürk Havalimanı'nda heba olmasına izin vermeyeceğiz. Bu milletin cebinden çıkmış olan 30 milyar dolarlık büyük bir servetin heba edilmesine, onca kaynağın israf edilmesine izin vermeyeceğiz. Avrupa'nın sayılı havalimanlarından biriydi. Dünyanın en güzel havalimanları arasında gösteriliyordu Atatürk Havalimanı. Heba edilmemesine sağlamak bu şehre, bu ülkeye yapılacak en büyük hizmet aslında. Bir zam haberi daha vereceğim. Bu arada sarayda kabine toplantı halindeydi. Az evvel sona ermiş toplantı. 3,5 saat sürmüş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Açıklamanın hepimizi ilgilendiren kısmını canlı yayında ekrana getirme niyetindeyim. Ekonomik krize dair bir tedbir var mı? Açıklanacak bir önlem var mı? Bir yardım var mı vatandaşa? Bir kulak vereceğiz birazdan saraya. E, zam haberim internet ücretleri port ücretlerini %70'e varan oranda artırılmasına karar verdi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Bu da e, sabit ve mobil internet kullanıcılarının tarifelerine yeni zam demek. Zamlı tarifeler 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak. BTK geçtiğimiz hafta Türk Telekom'un port ve toptan hat kiralama aylık ücretlerine %70'e varan zam yaptı. Sabit hat ve internet kullanımına ciddi zamların geleceği konuşuluyor. Akaryakıt, elektrik, doğalgaz derken şimdi de internete zam kapıda. Adalet Kalkınma Partisi de tek çözümü zam yapmakta buluyor. Yatırım yapmak yerine vatandaşın işini kolay